Merhaba çocuklar. Uzaktan Eğitim Merkezi Birikim TV online derslerine hepiniz hoş geldiniz. Ben Birikim Hayat Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Pınar Akın. Bugün sizlerle İnkılap Tarihi dersimizin birinci ünitesi olan Bir Kahraman Doğuyor'un son konusu Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ve ilk görev yeriyle beraber başlayacağız. Ve bu konumuzla beraber de birinci ünitemizi bitirmiş olacağız. Haydi başlayalım bakalım. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı dedik, dördüncü konumuz. Mustafa Kemal'in ilk görev yeriyle başlayalım. Şimdi ilk görev yerine girmeden önce okuduğu okullardan doğru devam etmek istiyorum sizinle. Mustafa Kemal en son nereden mezun olmuştu? İstanbul'dan değil mi? İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkentiydi. Yani başkentte okumuştu son okulunu. İstanbul Harp Akademisi'nden Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle mezun olmuştu. Kaç yılında? 1905 yılında mezun oldu Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle. Ve şimdi artık o bir komutan, bir yüzbaşı rütbesiyle göreve başlayacaktı. Peki ilk görev yeri neresi olacak? Şam'da 5. Ordu ilk görev yeri olacaktı. Şimdi bakalım harita üzerinden de görelim ilk görev yerini. Şimdi Mustafa Kemal'in okuduğu yerleri de hem böyle bir tekrar ederekten öyle ilk görev yerine doğru gidelim. Selanik İlkokul, Ortaokul demiştik. Daha sonra Manastır'a geldi, liseyi okudu. Üniversite hayatında nereye geldi? İstanbul'a, yani Osmanlı Devleti'nin başkentine geldi. Şimdi buradan mezun oluyor. Bakın nereye gidiyor? Yine Osmanlı'nın farklı bir şehri olan, daha farklı bir coğrafyada yer alan da diyebiliriz, Şam'a gidecekti. Mustafa Kemal'in ilk görev yeri olan Şam'da, buraya gittiği zaman çocuklar burada Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurmuştur. Neden böyle bir şey yapmıştır peki, onu söyleyeyim size. Çünkü Mustafa Kemal buraya geldiği zaman halkın biraz daha birbirinden dağılmaya başladığını gözlemlemiş. Bu Fransız İhtilali'nin etkisiyle beraber ve insanları bir arada tutabilmek için, bu dağılmaları önleyebilmek için Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurmuştur. Yani aslında Mustafa Kemal için şu yorumu da yapabilir miyiz sizce? Mustafa Kemal Osmanlı'nın hem batı yüzünü hem de doğu yüzünü görmüştür diyebiliriz değil mi? Ve ikisi de birbirinden çok farklıydı. Mustafa Kemal'in böyle bir cemiyet kurması onun hangi özelliğini gösterir? Şimdi bu cemiyetle beraber ne yapıyordu? Oradaki insanların hepsini bir arada tutmak istiyordu. Ve bu onun teşkilatçılık, yani örgütleyicilik özelliğinin olduğunu bize gösterir. Bakın ne diyor? Teşkilatçı bir özelliğe sahiptir. Ve hani böyle bir cemiyet kurup da başında olması onun yine liderlik özelliği olduğunu bize gösterir ve memleket meseleleriyle ilgilendiğine de ulaşabiliriz. Çünkü bakın orada bir sorun var, bir kopuşlar var ve bu kopuşları önlemek için yapıyor bu cemiyeti, bu işte örgütü ya da birliği. İşte bu kopuşları engellemek için insanları teşkilatçılık özelliğiyle beraber bir arada tutmaya çalışıyor. 31 Mart olayından devam edelim. Şimdi Mustafa Kemal çocuklar 2 sene Şam'da bulunacak. 1905 yılından 1907 yılına kadar Şam'da ilk görevini yapacak. 1907 yılına geldiğimiz zaman ise Selanik'e bu defa görev yeri çıkacak ve artık Mustafa Kemal Selanik'te burada devam edecek. Ne diyor bakalım? Mustafa Kemal 1907 yılından itibaren merkezi Manastır'da bulunan 3. Ordu'nun Selanik Şubesi'nde görev almaya başlayacak. Merkez bakın Manastır'da ama Selanik kolunda ya da Selanik Şubesi'nde diyebiliriz Mustafa Kemal'in görev yeri için. İttihat ve Terakki'den biraz bahsedelim. Mustafa Kemal Selanik'teyken üyeleri askerlerden oluşan İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin siyasi faaliyetlerinden rahatsızlık duymuş ve bu cemiyetten ayrılmış, istifa etmiştir. Buna göre Mustafa Kemal ordunun nelerle uğraşmasına karşıdır? Ordunun tabii ki çocuklar siyasetle uğraşmasına karşıdır ve siyasetle ordunun bir arada olmamasını, bir arada olmasını özellikle, yani istemediğini gösterir diyebiliriz.
Devam edelim 31 Mart vakasından. 13 Nisan 1909. Yani miladi takvime göre 13 Nisan 1909'da ama eski takvime göre olduğu için o yüzden 31 Mart vakası olaraktan da adlandırılıyor. İstanbul'da çocuklar meşrutiyet yönetimini istemeyenler, yani hala Abdülhamit'in başta kalmasını isteyenler, bu ikinci meşrutiyet ilan edilince sokaklara döküldüler İstanbul'da, hani padişahımızı isteriz şeklinde ayaklanma çıktı. Ve Mustafa Kemal de bu ayaklanmayı bastırmak için ne yapacak? Selanik'ten İstanbul'a doğru gelecek. Meşrutiyetin bir tanımına bakalım, ne demektir? Meşrutiyet çocuklar, bir yanda padişah artı meclis bulunan yönetim şeklidir. Meclis kararları alır, yine bir anayasaya uymak zorundadır. Meclisin aldığı kararlar peki en son kimin onayından geçer? Padişahın onayından geçtikten sonra yürürlüğe girer. Ha, şöyle bir şey de var, padişahın yetkileri her ne kadar son kararı vermiş olsa bile padişahın yetkileri de çocuklar anayasayla sınırlıdır. Zaten meşrutiyet yönetiminde ne olmuştu? Osmanlı'nın ilk ve tek anayasası olan Kanuni Esası ilan edilmişti. Abdülhamit de yine devleti yönetirken Kanuni Esası çerçevesinde devleti yönetiyordu. Hareket ordusu, işte Mustafa Kemal'in içinde bulunduğu ordu, başında Mahmut Şevket Paşa yer alıyordu. Mustafa Kemal de bu ordunun içerisindeydi. İstanbul'daki olayları Selanik'ten gelen ve komutanlar arasında Mustafa Kemal'in bulunduğu hareket ordusu bastırmıştır. Ve normal meşrutiyet yönetimi devam etmiştir. Abdülhamit tahttan indirilmiştir. Yerine Mehmet Reşat Paşa geçmiştir. Selanik'ten bakın ne yaptı? İstanbul'a geldi isyanları bastırmak için. Mustafa Kemal'in meşrutiyeti korumak için Selanik'ten İstanbul'a gelmesi onun hangi özelliğini gösterir? Şimdi onlara bakalım. Yenilikçi olduğunu, yani meşrutiyetin meclisin olması gerektiğini ve halk egemenliğini istediğinin bir göstergesidir. Çünkü o mecliste kimler var? Halk tarafından seçilen, ha, gerçi halk tarafından diyoruz ama şöyle bir şey var. Kadınlar henüz daha seçme hakkını kullanmıyorlar. Sadece erkek vatandaşların katılmış olduğu bir oylamayla seçilmiş kişilerin bulunduğu bir mecliste. Yani onun yenilikçi olduğunu ve halk egemenliğini istediğinin bir kanıtıdır diyebiliriz. Picardi tatbikatlarından bahsedelim. Bunda Fransa'da yapıldı çocuklar. Yine Selanik'ten ne yapacak Mustafa Kemal? Fransa'ya gidecek. Mustafa Kemal 1910 yılında Fransa'da Picardi tatbikatına Osmanlı Devleti'nin gözlemcisi olaraktan ne yapmış? Oraya gitmiş. Bu Picardi tatbikatlarında uçak gösterilerini izlemiş ve şöyle bir çıkarımda bulunmuş. İlerleyen yıllardaki çıkacak savaşlarda uçakların nasıl aktif kullanılabileceğini, ne kadar etkili olabileceğiyle alakalı fikirler edinmiştir yorumunu yapabiliriz. İstikbal göklerdedir diyor. Mustafa Kemal bu manevralar sırasında uçakların gelecekte savaşlardaki önemini kavramıştır. Mustafa Kemal'in bu düşüncesinin Birinci Dünya Savaşı'nda gerçekleşmesi onun hangi özelliğini gösterir? Bakın 1910 yılında tatbikatları izliyor. Savaş 1914'te ve neyi göstermiş oluyor? Onun ileri görüşlü olduğunu, hani bakın ilerleyen yıllarda uçaklar da aktif olacak bu savaşta. Bu da onun ileri görüşlülüğünü gösteriyor. Geldik Trablusgarp Savaşı'na. Mustafa Kemal'in de yine katılmış olduğu ilk askeri başarısı olaraktan adlandırdığımız Trablusgarp Savaşı'na 1911'de. Trablusgarp'ın önce bir coğrafyasını görelim. Bakın burada yer alıyor. Siyasi birliğini geç kurduğu için sömürgecilikte geç kalan İtalya, sömürge amacı için kendine ne yapıyor? Osmanlı'nın toprağı olan ve Osmanlı'nın kara bağlantısının kesilmiş olduğu Trablusgarp'a göz dikiyor ve oraya asker çıkartıyor. Savaş haritamıza bakalım çocuklar. Şimdi İtalya ne yapacak? Trablusgarp Savaşı için hem gelecek Trablusgarp'a asker çıkartacak, bir yandan da Osmanlı'nın 12 adalarını işgal edecekti. Peki sömürge arayan İtalya
kendisine neden hedef olaraktan Osmanlı'yı seçmiş olabilir? Şimdi bunun sebeplerine bakalım. Bir kere Trablusgarp İtalya'ya yakındı. Bakın deniz yoluyla baktığımız zaman rahat ulaşabileceği bir coğrafyada yer alıyor. Osmanlı Devleti artık eski gücünde değildi. Hem karayolu olsun hem deniz olaraktan olsun. Osmanlı gerçekten bununla başa çıkabilecek bir güçte değildi diye düşünüyor. Ve Osmanlı Devleti karadan ordu gönderecek durumda değil. Bakın karadan yollamış olsa ne var burada? Mısır, İngiltere'nin elinde, İngiliz sömürgesi halinde. Bu da bir sıkıntı. Buradan geçmek de zor. Aynı zamanda şöyle bir şey de var çocuklar. Donanma göndermemiz de sıkıntı. Yani eğer biz buradan donanma göndersek Trablusgarp'ı korumak için İtalya'nın donanması bizden daha güçlü. Yani donanma da yollamış olsak biz kaybederiz. Böyle bir durum var. Peki bunun üzerine ne olacak? Şimdi ona geleceğiz. Osmanlı Devleti diyor neden ordu gönderecek durumda değildir? Çünkü Mısır İngiliz sömürgesi altındadır. Trablusgarp ile kara bağlantımız olmadığı için ordumuz Trablusgarp'a gidemezdi. Peki elimizi kolumuzu bağlayıp bekleyecek miydik İtalya'nın Trablusgarp'ı almasını? Tabii ki hayır. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının bu konuda bir fikri vardı. Osmanlı donanması eski gücünde olmadığı için bu yüzden denizden de yardıma gidemediğimizi zaten söylemiştik. Peki ne olacak? Ne yapacağız bunun üzerine, bu işgal üzerine? İşte Mustafa Kemal, Enver Paşa gibi bazı gönüllü subaylar çocuklar kılık değiştirerekten gizli bir şekilde gidecekler Trablusgarp'a. Gelecekler ve Mısır'dan geçerken burada kılık değiştirip gazeteci kimliğinde geçecekler. Hatta Mustafa Kemal gazeteci Şerif Bey takma adıyla buradan geçecek ve rahat bir şekilde Trablusgarp'a ulaşacaklar. Bakın ne yapıyor? Selanik'ten çıkıyor, karayoluyla beraber geliyor. Burada kılık değiştirip ben diyor gazeteci Şerif Bey'im diyor ve buradan böylelikle geçip Derne'ye, Bingazi'ye ulaşmış olacaktır. Peki Mustafa Kemal'in gönüllü olaraktan böyle arkadaşlarını alıp da savaşmak üzere Trablusgarp'a gitmesi onun hangi özelliğini bize gösterir? Bir kere onun milliyetçi ve vatansever olduğunu gösterir diyebiliriz. Çünkü orada bakın bizim topraklarımızı, Türk topraklarını İtalya işgal ediyor. Hem vatanseverlik hem de milliyetçilik özelliğiyle ilişkilendirebiliriz. Yine onun Trablusgarp'tan fotoğrafları. Mustafa Kemal Trablusgarp'ta çocuklar Derne ve Tobruk'ta dağınık halde bulunan halkı örgütlemişler ve cephesel olaraktan çok güzel bir direniş göstermişler İtalya'ya. Aslında biz burayı askeri anlamda kazanırken daha sonra masa başında kaybetmişiz. Peki o nasıl oluyor? Ona bakalım. Mustafa Kemal'in peki halkı örgütlemesi onun hangi özelliğini gösterir? Ona bakalım. Teşkilatçılık özelliği, örgütleyicilik, birleştiricilik ve liderlik özelliklerini gösterir. Trablusgarp Savaşı Mustafa Kemal'in ilk savaş deneyimidir ve diyor buradaki tecrübelerinde ne yapmıştır? Kurtuluş Savaşı'na da entegre etmiştir, orada da kullanmıştır diyebiliriz. Devam edelim. Şimdi Trablusgarp'ı alamayan İtalya, çünkü biz çok güzel bir şekilde bir savunma göstereceğiz. İtalyanları oradan çıkartacağız ve burayı hani bu işgali temizleyeceğiz. Fakat o sırada Balkanlar'da Balkan Savaşı patlak verecek ve biz ne yapacağız? Barış istemek zorunda kalacağız. Ne yapmıştır peki İtalya? Ona bakalım hani bizi zorlama açısından. Çanakkale önlerine kadar bakın donanma göndermiş. 12 ada denilen Osmanlı adalarını işgal etmiş ve bizi ne yapmak zorunda bırakıyor? Yani zor durumda kalalım diye uğraşmış. Ama biz burada çok güzel bir direniş gösterdik. Derne, Tobruk ve Bingazi'de özellikle. Fakat savaş nasıl bitecek ona bakalım. Gördüğünüz gibi oklarımız çıktı. Balkan devletlerinden Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Yunanistan ne yapmış bunlar? Osmanlı'nın Balkanlarda kalan
bu son toprak parçasına göz dikmişler ve saldırmışlar. Bunun üzerine de çocuklar Birinci Balkan Savaşı çıkmış olacak. Çünkü şöyle düşünüyorlar. Osmanlı şimdi burayla uğraşıyor. Burası işgal edildi. Burayı diyor alacağım diyor. Yani kurtaracağım diyor. Bunun üzerine Osmanlı burayla uğraşıyorken onlar da fırsat bu fırsat diyerekten ne yapmışlar? Osmanlı'yı Balkanlardan atalım. O sadece Anadolu'yla sınırlı olsun diye düşünmüşler. Ve biz de bu işgalin üzerine barış istemek zorunda kalıyoruz. 1912 yılında çocuklar Uşi Antlaşması'nı imzalayacağız. Peki neler var bu Uşi Antlaşması'nda? Trablusgarp'ı İtalya'ya bırakıyoruz. Bakın askeri olaraktan kazandığımız bir yeri ne yapıyoruz? Masa başında ne yazık ki bırakmak zorunda kalıyoruz. 12 ada Balkan Savaşları bitene kadar geçici olaraktan İtalya'ya bırakıyoruz. Ne yazık ki. Mustafa Kemal Trablusgarp Savaşı'nda çocuklar askeri bir tecrübe kazanmıştır. Ve Trablusgarp Savaşı için şöyle bir yorum da yapabiliriz. Sömürgeci devletlere karşı Mustafa Kemal'in yer aldığı ilk savaştır, ilk mücadelesidir de diyebiliriz. Ve bu savaştaki gösterdiği başarıdan dolayı ne olmuştur? Mustafa Kemal artık binbaşı olmuştur. Geldik şimdi Balkan Savaşları'na. Trablusgarp'ı zaten Uşi Antlaşması'yla sonlandırdık. Şimdi Balkan Savaşları'ndan devam edelim. Birinci Balkan Savaşı ile başlayalım. Rusya'nın kışkırtması ile ne yapmış bu Balkanlardaki devletler? İşte Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan, Karadağ. Bunlar Osmanlı'nın bu Balkanlarda kalan son toprak parçasını doğru saldırıya geçmişler. Ve biz de biraz şöyle bir sebep de var çocuklar. Uşi Antlaşması'na hani oturmamızın sebebi. Şimdi burayla uğraşıyoruz ama. Şimdi bakın başkent nerede? Başkent burada, İstanbul'da. Şimdi bir taraf Trablusgarp, bir taraf Balkanlar. Eğer biz burayı kaybedersek başkent tehlikeye girer. Şimdi burada bir işgal varken o yüzden bir an önce burayı kapatıp bütün dikkatimizi buraya vermemiz gerekiyordu. Çünkü başkent burada tehlikeye girerdi. O yüzden de Uşi Antlaşması'nı imzalayıp ne yaptık? Balkan Savaşları'na dikkatimizi verdik diyebiliriz. Birinci Balkan Savaşı'nda Mustafa Kemal Çanakkale'de şurada Gelibolu Yarımadası'nda görev almıştır. Mustafa Kemal'in bulunduğu yerde savaş olmamıştır. Hani orada hazır da beklemiştir diyebiliriz. Aktif olaraktan savaşın içinde yok. Mustafa Kemal burada savaş yapmasa da diyor bölgenin özelliklerini, coğrafi yapısını görmüştür. Ona da şöyle bir kazanım olmuştur. 1915 yılında biliyorsunuz ki Çanakkale Savaşları yaşandı oradaki cephemizde 1. Dünya Savaşı'ndayken. O bölgeyi, o coğrafyayı tanıması Çanakkale Savaşı'nda başarı kazanmasını özellikle sağlayacaktı. Şimdi haritamızı inceleyelim çocuklar. Balkan Savaşları'na yani 1. Balkan Savaşı'ndaki durumumuza bakalım. Şimdi savaş öncesinde durumumuz nasıldı? Bakın Osmanlı'nın Balkanlardaki toprakları, Yunanistan'ın sınırını görüyorsunuz, Karadağ'ı, Sırbistan ve Bulgaristan. Bakın Osmanlı bu hattı var. Peki 1. Balkan Savaşı'ndan sonra ne farklılıklar oluyor? Şimdi bu haritayı da inceleyelim. Açıklı koyulu olarak tam vermiş daha iyi anlamamız için. Şimdi bakalım. Şimdi Bulgaristan'ın sınırı bakın. Koyu yeşildi. Açık yeşil olan kısım Osmanlı'dan kopardığı parça. Bakın sınırını genişletmiş. Yine Sırbistan'a bakıyoruz. Sırbistan bakın şu lacivert olan kısımdı. Açık mavi olan kısmı Osmanlı'dan kopardı. Yine bakın bir devlet karşımıza çıkıyor burada. Burada bir Arnavutluk var mı? Yok. Bakın burada Arnavutluk da bu karışıklıktan istifade edip ne yapıyor? Bağımsızlığını ilan edecek. Karadağ'a bakalım. Şurada koyu pembeyle gösteriliyor. Burada da bakın o da yine Osmanlı'dan şu daha açık pembe olan yerleri toprağına katmış. Gelelim Yunanistan'a. Bakın burada koyu turuncu olaraktan gösteriyor kendi sınırını. Ve şuradaki daha açık olan turuncu olan alanı da ne yapmış? Osmanlı'dan kapmış. Ve bizi bakın nereye kadar geriletmişler bu savaşlar? Midye Enes sınırına kadar bizi, yani bu hat çekilme sınırı kadar bizi geriletmişler.
Buna göre Osmanlı Devleti 1. Balkan Savaşı sonrasında nereleri kaybetmiştir diyebiliriz. Balkan topraklarını sadece elinde Doğu Trakya bölgesi kalmıştır yorumunu yapabiliriz. 1. Balkan Savaşı sonrasında bağımsızlığını hangi devlet kazandı demiştik. Bakın burada bir Arnavutluk var mı? Osmanlı'nın sınırı içerisinde. Osmanlı'dan en son ayrılan devlet de bakın kim oluyor? Arnavutluk oluyor. 1. Balkan Savaşı'nda ne diyor? Yenilmemizin en önemli sebebi farklı siyasi partilere üye olan subaylar arasında yaşanan çekişmelerin olmasıydı diyor. Mustafa Kemal de zaten ordu ve siyasetin birbirinden ayrı olması gerektiğini söylüyordu. Ve bu oda düşüncesinde haklı olduğunu gösteriyor bizim bu savaşta yenilmiş olmamız. İkinci Balkan Savaşı'na geldik. Peki biz o Balkanlardaki tamam topraklarımızı kaybettik ama öyle kalacak mıydık? Hayır, tabii ki geri almak için uğraşacağız. Peki ne yapmışız? Bulgaristan'ın fazla toprak alması üzerine diğer bu Balkan devletleri diyecekler ki hani hayırdır ne oluyor Bulgaristan en fazla toprağı sen aldın biz burada beraber savaşıyorduk diyecekler. Ve bunun üzerine bu devletler birleşik çocuklar Bulgaristan'ın üzerine saldıracaklar. Ve Osmanlı da tabii ki fırsat bu fırsat diyerekten Bulgaristan zorda kaldığı için o da ne yapacak? Bulgaristan'ın üzerine yürüyecek ve kaybetmiş olduğu topraklarımı kurtarırım mantığıyla. O da Bulgaristan'a saldıracak. Bakın gördüğünüz gibi. Ne yapacağız? Nereye kadar ilerleteceğiz? Şimdi bizim 1. Balkan Savaşı sonrası hattımız nerede kalmıştı? Buraları kaybettiğimizi bahsetmiştik. Burası, 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 burası gitmişti elimizden. Ve Midyen'e sınırına çekilmiştik 1. Balkan Savaşı sonrasında. 2. Balkan Savaşı ile beraber ne yapmış olacağız? Bakın Edirne'yi kurtarmış olacağız. Midyen'e sınırımızın biraz daha batısına doğru geçmiş olacağız. Ne diyor? 2. Balkan Savaşı'nda Mustafa Kemal Bolayır'da görev alıyor. Şurada bir yerde yer alıyor çocuklar Bolayır'da. Ve Edirne'nin geri alınmasında onun da yine katkıları olmuştur. Enver Paşa bulunuyordu bu Edirne'nin kurtarılmasında. Geldik Mustafa Kemal'in bir diğer görevi alan Sofya Askeri Ateşeliği. Sofya bakın Bulgaristan'da yer alıyor. Ne yapacak? İstanbul'dan kalkacak. Sofya'ya gidecek. Buradayken çocuklar 1913 ve 1914 yıllarında bulunacak Sofya Ateşe Militerliği görevinde. Burada diplomasi görevini yapıyor olacak Mustafa Kemal. İşte yurt dışında ülkemiz hakkında neler konuşuluyor vesaire bunları görme fırsatı bulacak. Ve orada davetlere, balolara da katılacak aynı zamanda. Hatta düzenlenen bir kıyafet balosuna Mustafa Kemal Yeniçeri kıyafetiyle katılmış. Bu da onun kendi Türk kültürüne sahip çıktığını gösterir diyebiliriz. Yine bu bölgede bulunan Türklerin, zaten burası hep Osmanlı coğrafyasıydı önceden çocuklar şöyle göstereyim size. Bu coğrafya eskiden hep Türk coğrafyasıydı. Osmanlı'dan beridir biliyorsunuz ki sadece biz burayı ne yaptık? Balkan savaşlarını kaybetmiş olduk. Yine orada Türk nüfuslar bulunuyor. Ve Mustafa Kemal de o bölgedeki Türklerin sorunları ile ilgilenmiştir. Bu da onun milliyetçi bir yapıda, Türkçü bir yapıda olduğunu bize gösterir. Bulgaristan Meclisi'nin çalışmalarını da takip etmiştir. Ve parlamenter sistem, meclis sisteminin nasıl işleyişinin olduğunu, nasıl ilerlediğini de görmüş oldu. Ve yabancı devlet adamları ile görüşmeler yapmıştır. Bu da onun diplomasi alanında, siyasi alanda bir deneyim kazanmasını sağlamıştır diyebiliriz. Şimdi sorularımıza bakalım. Mustafa Kemal'in Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurması teşkilatçılık özelliğini gösterir. Ne demiştik? Mustafa Kemal Vatan ve Hürriyet Cemiyeti ile beraber Şam'da dağınık halde bulunan insanları birleştirdiğini söylemiştik. Ne diyoruz? Doğru. Mustafa Kemal'in Trablusgarp Savaşı'na gönüllü olarak katılması örgütleyicilik özelliğini mi gösterir? Ne demiştik? Vatanseverlik özelliği. Değil mi? Mustafa Kemal'in meşrutiyeti koruma amacı ile
yola çıkan hareket ordusunda yer alması padişah yanlısı olduğunu mu gösterir? Hayır, yenilik yanlısı olduğunu, yani meşrutiyet taraftarı olduğunu gösterir. Mustafa Kemal ordu mensuplarının siyasetle uğraşmasını istememektedir. Demiştik ki zaten ordu ve işte siyaset ayrı olmalı olduğunu söylüyordu. Mustafa Kemal Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurması ileri görüşlülüğünü gösterir. İleri görüşlülüğünü değil, şöyle söyleyebiliriz, teşkilatçılık özelliğini gösterir. Mustafa Kemal, Sofya Askeri Ateşe Militerliği görevinde yurt dışından Osmanlı Devleti'nin nasıl görüldüğünü öğrenme imkanı bulmuş mudur? Evet, çünkü onlardan fikir aldığını söylemiştik. Geldik çıkmış sorularımıza. Mustafa Kemal Harp Akademisi'ni bitirdikten sonra kurmay yüzbaşı olarak Şam'a atandı. 1909'da meşrutiyete karşı çıkan 31 Mart ayaklanmasını bastıran hareket ordusunun kurmay başkanlığını yaptı. Trablusgarp'ta İtalyanlara karşı Derne ve Tobruk'ta başarılı mücadeleler verdi. Bu başarısından sonra binbaşı rütbesine terfi etti. Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesinde Arıburnu, Conk Bayırı ve Anafartalar'da büyük başarı elde etti. Bu başarılarından dolayı albay rütbesine yükseldi. Buna göre Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Aldığı görevlerde başarılı olduğuna, farklı yerlerde askeri görevler yaptığına, rütbelerini başarıları sonucu aldığına, Trablusgarp'a Osmanlı'nın bilgisi dışında gittiğine, hangisine ulaşamayız? Trablusgarp'a çocuklar Osmanlı'nın bilgisi var, sadece gizli bir şekilde gidiyor. Çünkü Mısır'dan geçemezdi. O yüzden cevabımız D olacak. İlk askeri başarısını Trablusgarp'ta İtalyanlara karşı kazanan Mustafa Kemal, daha sonra görev aldığı cephelerde başarılı görevler yapmıştır. Bu bilgiden Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? İlk görev yeri Trablusgarp'tır. Başarılı bir askerlik hayatı vardır. İtalyanlara karşı başarılı mücadeleler vermiştir. Trablusgarp Savaşı askerlik hayatına deneyim kazandırmıştır. Şimdi burada ne diyor? İlk askeri başarı diyor ama ilk görev yeri olduğunu söylemiyor. Sadece ilk askeri başarı diyor. İlk görev yerimiz neresiydi? Şam olduğunu söylemiştik. Sömürge arayışı içindeki İtalya 1911 yılında Osmanlı toprağı olan Trablusgarp'a saldırdı. Osmanlı'nın o tarihlerde Trablusgarp'a ordu ve donanma gönderebilecek durumu olmadığı için Mustafa Kemal ve bir grup genç Osmanlı subayı gizlice Trablusgarp'a gittiler. Bu subaylar orada yerli halkı örgütleyerek Trablusgarp'ı savundular. Ayrıca Derne ve Tobruk'ta da İtalyanlara karşı başarılı mücadeleler verdiler. Yalnız bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? İtalyanların saldırgan bir tutum izlediğine, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının teşkilatçı olduğuna, Osmanlı'nın askeri gücünün yetersizliğine, Derne ve Tobruk'taki savaşlardan sonra İtalyanların sömürgecilikten vazgeçtiğine tabii ki vazgeçmemişlerdir. Sömürge arayışı içindeki İtalya'nın Trablusgarp'a saldırması üzerine Mustafa Kemal ve bir grup genç Osmanlı subayı Trablusgarp'a giderek yerli halkı İtalyanlara karşı teşkilatlandırıp direnişe geçirmişler. Derne ve Tobruk'ta başarılı mücadeleler vermişlerdir. Bu görev Mustafa Kemal'e milli mücadele liderliği açısından aşağıdaki becerilerden hangisini kazandırmış olabilir? Kanun çıkarma, inkılap yapma, halkı teşkilatlandırma ve devlet kurma. Ne yapmışlardı insanları orada? Teşkilatlandırma diyor. O yüzden cevabımız C olacak. İtalya 1911 yılında Osmanlı toprağı olan Trablusgarp'a saldırdı. Osmanlı devleti Trablusgarp'a ordu veya donanma gönderebilecek durumda değildi. Savaş başlayınca bölgeye içinde Mustafa Kemal'in de bulunduğu bir grup genç ve gönüllü Osmanlı subayı gönderildi. Mustafa Kemal ve arkadaşları yerli halkı örgütleyerek İtalyanlara karşı başarılı mücadeleler verdiler. Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Osmanlı Devleti'nin ordu ve donanmasının yetersizliğine ve Osmanlı Devleti'nin işgal karşısında tepkisiz kaldığına, C. İtalya'nın yayılmacı bir politika izlediğine, D. Subayların teşkilatçı yeteneğine. Şimdi Osmanlı bu işgaller karşısında tepkisiz mi kalmış? Hayır tabii ki. Ne yapmışlar? Oradaki halkı örgütlemişler, oraya gitmişler ve tepkisiz kaldığı sonucuna buradan ulaşamayız. Mustafa Kemal Balkan Savaşları sırasında Gelibolu Yarımadası'na görev almıştır. Bu görev onun aşağıdaki savaşlardan hangisinde başarı göstermesinde etkili olmuştur? Çanakkale Savaşları, Trablusgarp Savaşı, Sakarya Meydan Savaşı ve Başkomutanlık Meydan Savaşı. Şimdi nerede yer almış? Gelibolu Yarımadası'nda. Nerede yer alıyor peki Gelibolu? Çanakkale'de yer alıyor. İtalyanlar Trablusgarp asker çıkarınca Osmanlı Devleti işgali önlemek için bölgeye ordu gönderemedi. Bunun yerine Trablusgarp'ı savunmak için gönüllü subaylarını gönderdi. Bu subaylardan biri de Mustafa Kemal'di. Bu bilgiden Mustafa Kemal'in aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine ulaşılabilir? Birleştiriciliğine, mantıklılığına, vatanseverliğine, inkılapçılığına baktığımız zaman çocuklar şöyle diyebiliriz. Ne yapmıştı? Gönüllü bir şekilde oraya gidiyor. O da onun vatansever olduğunu gösterir. Evet çocuklar, bugün sizlerle birinci ünitemizi sonlandırmış olduk. Bir dahaki dersimizde ikinci ünitemizde Birinci Dünya Savaşı'na başlangıç yapmış olacağız. Sizlerden ricam, ders kitabı ve akıllı defterlerinizden ünite değerlendirmelerini yapalım ve üniteyle ilgili sorularımızı çözüp bu şekilde hani bir konu tekrarı, konuyu pekiştirme yapmanızı rica ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.